köyde kış nasıl oluyor? Kar fırtınası gelecek diye haber geldi, haberlerde gördük. Evet. Evde kaldık, hapis durumdayız şu anda. Tabii kar yağıyor ama şöyle de bir durum var. Binanın önünü kendiniz temizlemek zorundasınız. Bütün gece kar yağmış, hala da devam ediyor yağış. Gerçekten çok yoğun. Kar temizleme aracı da yeni geldi. Araba temizleme kısmı. Ay çok güzel ya. Oha, bunlar bayağı ne olmuş ya. Buradan çıkmaz değil mi? Zor çıkar. Gün yaşamının artıları eksileri bunlar. Evet. Genel olarak. Köyde kış nasıl oluyor? Böyle oluyor işte, atkılarla, berelerle. Kar fırtınası gelecek diye haber geldi, haberlerde gördük. Evet. Yavaş yavaş başladı. Evde kaldık, hapis durumdayız şu anda. Okullar tatil, burada da okullar tatil oluyor. Ekim de okula gitmedi, biz de işe gitmedik. Evet, herkes evde. Yani herkes evde duruyor. Yani mümkünse çıkmayın, acil durum yoksa çıkmayın dediler haberlerde, biz de uyduk. Evet. Güzel görünüyor değil mi? Böyle lapa lapa kar tabii, yağmaya başladı. Evde olunca güzel görünüyor. Bir de köyde olduğumuz için etrafta çok ağaçlar, çam ağaçları var. Hani dışarıdan evde olup dışarıda çayla kahveyle dışarıyı izlemek çok keyifli. Biz biraz kahve içip evet, pencereden manzara seyredelim. Isınarak keyif yapalım. Sonra bakarız. Hadi bakalım. Ara verdi kar. Biraz atıştırıyor hala. Tabii kar yağıyor ama şöyle de bir durum var. Binanın önünü kendiniz temizlemek zorundasınız. Bu bir zorunluluk Almanya'da. Birileri sizin için yapmıyorsa, parayla yapan firmalar var bunu. Köy yerinde bu hizmeti verecek firma bulmak çok zor oluyor. O yüzden oturanlar sırayla yapıyor. Şansımıza geçen sefer de çok kar yağdığında bizim sıramızdı. Şimdi de bizim sıramıza geldi. Şu arkamda insanları görüyorsunuz, temizliyor onlar da. Bu yasal zorunluluk. Diyelim ki birisi sizin evinizin önünde kaydı, düştü ve yaralandı, size dava açabilir. O yüzden herkes hemen temizlemeye başlıyor buraları. Bizim burada bakayım şöyle, şu tarzda aletlerle biraz temizlemek gerekiyor. Evet, bayağı bir kısmını yaptım, az kaldı, hala belki kar topu oynarız sonra. Bu arabaların üstleri de böyle, bu kar, daha bunları temizleyeceğim.
kar devam ediyor ama en azından arabanın çıkmasını sağlayacak kadar temizledim. Yani tuz dökmeye geldi sıra. Burada dökersek iyice sabaha kadar bir şey var. Muz tutmazsa ya daha iyi olur. Bayağı kar gitti. İyi oldu. Şöyle bakayım. Evet, garajın oralarda güzel oldu. Ben de yoruldum. Almanya'nın köyünde kışın böyle durumlar da oluyor yani. Mecburen kendimiz yapıyoruz yani. Günaydın. Bütün gece kar yağmış, hala da devam ediyor yağış. Gerçekten çok yoğun. Dün temizlediğim yer böyle görünüyor. Normalde belediye direkt bu yolu açıyordu. Bu sefer açmamış. Herhalde onlar da yağışın tamamen bitmesini bekliyor. Yaklaşık 30 santim kar olmuş. Bakalım. Şimdi balkona da girmiş bayağı bir. Bizim köy biraz daha yüksekte olduğu için daha fazla kar yağıyor, bir de daha fazla rüzgar oluyor, daha çok savuruyor. Evet. Kar temizleme aracı da yeni geldi. Temizliyor her yeri. Evet. Evet, çıkıyor yukarıya. Biraz geç oldu ama yolu açtı. Bayağı güzel oldu. İnsanlar da temizliyor kapıların önlerini. Hoşuna gitti mi? Ne yapıyorsun? Hapşırmaya başladım. Bu ne ya? Çok seviniyor şu anda, oynuyor biliyor musun değil mi? Sen de karın keyfini çıkart hadi. Evet, hava açtı. Kar da durdu. Hava güzelleşti biraz. Güneş çıktı. Güneş çıktı. Buralar yine temizlendi tekrar. Tabii mecbur dışarı çıkmak gerekince ne yapacağız mecbur? Arabaları temizleyeceğiz. Arabalar böyle. Ne kadar kar olmuş? Aşağı yukarı bakayım. 30 santimi geçmiş. Nasıl temizleyeceksin? Oy. Şimdi o işin iyi. Araba temizleme kısmı. Şu arabanın üstüne baksana. Anneciğim geçerken doluyor, baksana buraya. Gel bak, burada hiç şey yok. Kimse basmamış. Sen bas. Tamam.
Oh, bayağı kar değil mi? Hiç görmüş müydün bu kadar çok? Hayır. Ay. Vallahi bak. Oo, bir fikrim var. Bir fikrim var. Güzeldi. Güzel mi böyle? Koşarken yavaşlaşıyorum. Ay çok güzel ya. Arabayı temizlememe imkan yok bu halde. Gel oğlum, hadi gel arabayı temizleyelim. Daha oynarız. Evet, çok güzel. Baksana. Bu çok zor o şekilde. Büyüğü getireyim. Sende büyük vardı. Hadi onu yapalım. Ama dondurucu soğuk yok değil mi? Evet evet. Şu anda sıcaklık iyi. Ama bunu ne yapacağız? Peki ben arabayı hareket ettirince bu üstteki aşağıya düşer sen mi? Sen buradan sende nasıl çıkacaksın onu düşün bir de. Oo. İnşallah bu araba çıkar. Şurayı açarız ya biraz sonra, kürek getiririm ben. Buraya attı tabii her şeyi. Hı-hı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. İstanbul'dan geldiğimiz için biz bu kadar kar yoktu. Yani bir araba çıkıyor bak gidiyor. Cipler gidiyor. Adamın arabası tertemiz. Evet. Ya TİV garajı, kapalı garajı olan varsa doğru, sorun yaşamıyor. Bir açık olanlarda problem oluyor. Bizim eski oturduğumuz yerde kapalı garaj vardı. Böyle sorunlar olmuyordu. Oha, bunlar bayağı ne olmuş ya? Buradan çıkmaz değil mi? Zor çıkar. Çekil oğlum. Burayı açalım da en azından şuraya Hacım doğru açarsak. Atıyorum. Güzel. Tekerleğin alt tarafına doğru olanı temizlesen sanki oradan çıkabilsem. Bayağı bir kar var ya. Evet. Mecbur benimki daha iyi olacak çünkü ben şey kullanıyorum bak, örtü var. Aha. Ben bunu direkt kaldırdığım zaman bayağı bir kısmı gidiyor zaten direkt. Sadece üstündekiler kalacak. O yüzden çok sorun değil bizim için. Evet, arabalar böyle. Şimdi biraz arabanın çıkabildiğini gördük en azından. Biraz eğlenmeye gidelim. Arka bahçeye gidip arka bahçede takalım biraz. Hadi biraz kartopu aynen oynayalım. Aha. Kızak kayar mı burada? Bence çok... Ters çevireceksin sen kendini gibi, olur musun? Evet. Oluyor. Çok mu güzel? Yani zor tarafları var ama eğlenceli kısımları da bunlar. Keyifli tarafı da var tabii ki burada karla oynamak. 40 santim kar var, biz çok gördüğümüz evet bir şey değil yani. Hiç ses yok, ses yani yok. Araç sesi yok, şehir gürültüsü yok falan, böyle enteresan bir sessizlik var. Kar yağdıktan sonra olur ya böyle evet etrafta bir. Güneş de çıkınca iyice güzelleşiyor yani, o renkler biraz daha ortaya çıkıyor. Önceki videolarda bayağı kasvetli görünüyordu, kar yağıyor, karanlık falan. Şimdi daha iyi. Güneşle birlikte kar da parlıyor ya yani. Çok evet güzel görünüyor. Bak şuradaki çam ağacı çok güzel görünüyor. Evet. Geçen sene ama bu kadar yerde değildi, kalmamıştı. Yağdı evet, öğleden sonra hemen kalkmıştı. Evet. Şimdi de hava çok soğuk değil. 0 derece civarında ama üşütmüyor yani. Evet. Ben hiç soğuk değil. Eldivenlerim yok. Üşümüyorum şu anda. Evet. Haftaya belki bir daha yağar ama. Evet, haftaya da biraz görünüyor kar yağışı. Bu kadar yağmaz artık. Bu özel bir durum oldu. Yani kırmızı meteorolojinin kırmızı alarm verdiği bir durum bu. Sese bak. Kar yürüme sesi. Kut 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 kut. Hadi gidelim bakalım. Bir. Ay! Burası bayağı güzelmiş. Burası aşağı kadar kayabilir. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Sıkı tutun. Evet. İşte bu. Direksiyonu. Ay. Evet, ama böyle bu kadar geldi, bir de kara doktor. Böyle dönüyor bak. Oh, ayaklarım.
O senin düşüşünle kapatırsak güzel olur bence. Ekim çarptı. Manya'nın köyünde yaşamanın artıları, evet, eksileri bunlar. Evet. Genel olarak. Ay. İşte. Ama yollar açık gördüğünüz gibi. Posta, evet, arabası, evet, geldi orada. Cidde. İdare ediyoruz. Çok zor değil yani köyde yaşamak. Evet. Zaten herkes biraz apartmanda oturan, herkes biraz temizledi kendi kısmını. Totalde de zaten, evet, çok çok sıkıntılı bir şey olmadı. Hadi bakalım artık. Gidelim. Bir daha kayalım. Hadi git bir daha kay.